Çömür Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cabir Alan, belirti vermeden sinsice ilerleyen böbrek taşı hastalığının böbrek yetmezliğine neden olduğunu söyledi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cabir Alan, böbrek yetmezliği hastalığındaki risk faktörlerine dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Profesör Doktor Alan, kronik böbrek yetmezliğinin en önemli nedeninin diyabet ve hipertansiyon olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. Şimdi ülkemizde böbrek yetmezliği oldukça yaygın bir sorundur. Bu sorunların başında böbrek yetmezliği nedenlerinin ilk sırasında diyabet ve hipertansiyon gelmektedir. Bunun yanı sıra böbrek taşı, doğusal anomaliler ve sonradan geçilen cerrahi girişimler böbrek kanserine bağlı böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinin başına gelmektedir. Toplum içinde biz klinik uygulamamızda en çok böbrek taşına bağlı olarak böbrek yetmezliklerine şahit olmaktayız. Özellikle bölgesel farklılıklara bağlı olarak doğuya ve güneydoğuya gittikçe o bölgede taş oranı daha yüksek olduğu için iklimsel farklılıklardan dolayı o bölgede taşa bağlı böbrek yetmezliği daha sık görülmekte. Batıya doğru geldiğimizde, Marmara bölgesine geldiğimizde bu bölgede daha çok hipertansiyon ve diyabete bağlı böbrek yetmezliği ortaya çıkmaktadır. Böbrek taşı biraz sinsi bir hastalıktır. Pek belirti vermeyebilir. En büyük nedeni özellikle genetik faktörlerdir. Eğer ailede birisinde taş varsa, anne ya da baba ya da ikincileri yakın akrabada, böbrek taşı gelişme ihtimali yüksek. Bunun dışında enfeksiyonlar, tek yönlü beslenme, yeterli sıvı alamama da diğer böbrek taşı oluşması nedenler arasındadır.